Evet kıymetli dostlar, sevgili Kadıköy Sokak takipçileri hepinize mutlu bir hafta diliyorum. 2023-2024 eğitim öğretim yılının da ikinci dönemi bütün öğrenci ve öğretmen kardeşlerimize hayırlı olsun. Ayrıca bütün eğitim camiasına, servis şoförlerinden kantincisine kadar, güvenlikçisine kadar herkese hayırlı olsun. İnşallah hiçbir sıkıntının olmadığı bir eğitim öğretim dönemi sonuçlanır. 5 Şubat'tayız ve 5 Şubat'ta 30 Şubatlık haberlerimiz mevcut arkadaşlar. Fenerbahçe Opet Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikini 3-0 mağlup etti. Normal. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşınca Fenerbahçe'nin kazanması normal. Basketboldan haberim yok yalnız. O da sürpriz olsun. Onu da siz yazın arkadaşlar. İnşallah yenmişizdir. Haberim yok. Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Alanya Sporu 2-1 mağlup etti. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü Alanya Spor'u mağlup ettim. Alanya Spor'da savunmanın önemli ismi Nuno Lima. Kasımpaşa maçında sakatlanarak sedye ile oyundan alındı. Gelecek hafta yani pazar günü bu pazar Fenerbahçe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor demiş. Bacağı kopsa, kafası kopsa yine oynar, yine oynar. Fenerbahçe maçlarında böyle. Ha malum takımlar oynayacak olsaydı yanında 3 tane daha sakat arkadaş olurdu. <laughs> bu arada 68.900 için teşekkürler. Ama 68900 yakışmıyor. Bir önce 69 olalım. 69 iyi sayıdır. 69 bin güzeldir. 69 olalım. 69 nerenin plaka koduydu? Oralılarda yazarsa sevinirim. Ya bir artık şey yapalım yani Fenerbahçeli arkadaşlar da bir kendini belli etsinler. Thiago Çukur antrenmanda, antrenmanın tamamında Fenerbahçe takımıyla birlikte çalıştı. Deneniyor. Arkadaşlar bakın. Hani komşudaki tavuk bizdeki tavuk komşudaki kaz mı olayına dönmesin. Ya bizdeyken adı tavuk olup da komşunun olunca kaz olmasın. Bunu niye diyorum? Tiago Çukur bak yetenekli bir isim. Hocam boyu çok uzun az gol atıyor falan. Ya bak Ceko da böyle golcü bir şey değil arkadaşlar. Yani Ceko da golcü bir forvet değil. Ceko'yu Ceko yapan yanındakileri oynatması futbol görüşü futbol aklı. Ben Serdar Dursun geleceğine ısrarla söylüyorum. Tiago Çukur gelsin. Devam etsin. Ha. İsmail Kartal birkaç gün deneyecek. İsmail Kartal derse ben beğenmedim gönderin. Lafım yok. Niye? Umut Nair kiralık. Bu arada Umut Nair Pendik Spor forması altına çıktı. 5 karşılaşmada 4 gol 1 asiste imza atmış. dolu dizgin gidiyorlar. <laughs> Onu da söyleyeyim. Beşiktaş Trabzon maçı da Beşiktaş Trabzon spor maçı. Sonucu değil de süreçle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani Galatasaray'dan her gol yediğinde gülen bir kalecileri vardı. Yani niye başka takımlardan gol yiyince gülmüyorlar onu anlamadım. 12 numara diyor ki algı şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor. Gerçek şu. Fenerbahçe'miz her hafta rakiplerini eze eze ve hakemlere rağmen şampiyonluk yarışını sürdürürken malum camia her maç zorlanarak ıkına ıkına rakiplerin ayrıcalıkları ve hakem yardımıyla yarışta tutuluyor demiş. Siz söyleyin hangisi doğru bana siz söyleyin. Şimdi Ceko demişken Senadok diyor ki Ceko ve Batshuayi tartışmasını bırakalım artık. Bırakalım bunları canım diyor. <laughs> yani kendi kendine orada bir e, Mabel Matizlik yapıyor. Baçhua'yı birinci golcü olarak güvenemezsin. Ceko gol atmasa bile takım arkadaşlarına katkı sağlıyor diyor. Yani Ceko'nun katkısından bahsediyor. Ben şunu söyleyeyim. Şampiyonluğa gidiyorsan takımsındır. Şu şu kadar gol attı, bu bu kadar attı. Sezon bitti, Fenerbahçe şampiyon oldu inşallah. Ferdi Kadıoğlu'nun asist sayısını çok önemser misiniz? buraya dikkat edin diye tavsiye ederim. Mario Sumudika biliyorsunuz çarşamba günü Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında inşallah galip gelip hem Sumudika'yı ağlatacak hem Gaziantepspor'u Türkiye Kupası'ndan eleyip yoluna devam edecek. Demiş ki Sumudika. Fenerbahçe maçı çok zor bir maç. Takımımızda çok eksiklerimiz var. Bazen ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elimizde çok kısıtlı bir kadro var. Fenerbahçe maçında bazı değişiklikler yapabiliriz demiş. Allah bildiği gibi yapsın seni. Yani Galatasaray maçı geldi miydi? Neredeyse. Hani biz maça çıkmayalım da direkt yenik sayılsın. Hiç gerek yok demediğin kalıyor. Fenerbahçe maçına geldi mi? Adamlığın tutuyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun da o gün gerekeni yapalım. Abi stoper hattına bakıyorum. en kolu Alper Kızılda, Ciloboci, Ertuğrul Arzoy, hepsi sağlam. Hiçbir eksik yok. Sabek'te Bakata az Sabek oynuyor. Hiçbir sıkıntı yok. As sol bek Morais, yedek sol bek Onur oynuyor. Yedek sağ bek sakat. 5. stoper sakat. Algıyı görüyor musun? Jevtoviç ön libero. 2. ön libero o gün Özçiçek. 2. ön libero sakat diye algıyı görüyor musunuz? Yani Akosta sakatmış. 22 Nisan'a kadar yokmuş. Belki de Allah yaptıklarınızın cezasını veriyordur. Hani Fenerbahçe'ye karşı aslan kesilelim hadi aslan kesilelim. Aman Fenerbahçe'ye puan vermeyelim diye geberircesine oynayıp Galatasaray maçındaki o üstün performansınızdan dolayı belki de Allah belanızı veriyordur. Biraz da bunu düşünmek lazım. İnşallah küme düşersin Gaziantep. İnşallah seninle birlikte Samsun Spor'da inşallah küme düşen ikinci takım olur. Bakalım başka kim düşecek. Onun dışında başka başka kim şey Max Gradel milli takımdaymış. 8 Şubat'a kadar dönmeyecekmiş. Ya bizim de milli takımda oyuncumuz var. Onun dışında herkes oynuyor. Bana algı yapma Somudika. Her zamanki gibi ağıt feryat. Bunu en son Lucas Lucescu da yaptıydı. Sakın bunun ağıdına, feryadına inanmayın. Yani yağmurlu günde buna su bile vermeyin. Geberiyorum dese ambulansı bile aramayın. Çünkü niyeti belli. Fenerbahçe'ye karşı düşman hatırlayın. İsmail Kartal'a verdiği, söylediği ukalaca cümleleri hatırlayın. Buna merhamet gösteren bizden değildir. Onu da söyleyeyim. Mehmet Özdirek Antalya Spor Fenerbahçe mücadelesinde maçın oyuncusu bana göre Dominik Livakovic. 3-4 tane çok acayip top çıkarttı diyor. Bunu ben de maçın bitiminde söylemiştim hatırlarsanız. Bunun önemi yok. Bak az önce de söyledim. Bu bir süreç. Sürecin sonucu önemli bizim için. Fenerbahçe süreçten başarıyla ayrıldı. Şampiyon oldu. Bitti. Süreç başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi transfere dair Senat Ok diyor ki transferde Serdar Dursun dışında bir beklenti yok. Daha çok kulübe yönelik bir transfer olacak. Arkadaşlar bir önceki videoda da söyledim akşamki videoda. izlemenizi tavsiye ederim izlemediyseniz. Ryan Kent ve Miha Zayt. Bu iki oyuncu da her an gidebilir. Gitmeye edebilir. Lincoln Lernike her an kapı açıklaması yapılabilir. Yani iki onlar bir de Lincoln 3 yaptı. Crespo gitmişti 4. Yani Kent, Zeiss, Lincoln 3, Crespo gitti 4, Luan Perez'in zaten sözleşmesi çıkmayacak 5. Yani oraya yabancı bir orta saha alıp bu şekilde devam edebilirsin. Yok ben eldekini koruyayım deyip Zeiss'la devam edip Kent'i dondurabilirsin. Yani gitmeseler bile en azından Kent'e bir nevi göndermiş gibi olursun. Zaten Lincoln'de gittiği için Lincoln, Zeiss, Crespo, Luan Perez dersin. Bizim şeyimiz bu. Serdar Dursun niye isteniyor? Üçüncü forvet için. Tiago Çukur deneniyor. Bakalım sonuç ne çıkacak. Teknik direktör ne diyecek. Bakalım arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe transferi bitirmeli de aslında. Borç 11 milyar lira olmuş. Yani nereden kar edersen nereden kısarsan da o da kar. Önder Özen şu cümle çok hoşuma gitti. Diyor ki Avrupa Avrupa diye çıldırabilirsiniz ama Fenerbahçe'de işler yolunda giderse Fenerbahçe'yi bırakamazsınız. Fenerbahçe havalı kulüptür. Çağlar Fenerbahçe'de kupa kaldırırsa bir kutlama yaparsa kolay kolay bırakmaz demiş. Vallahi Çağlar eğer Fenerbahçe'nin uzun zamandır yaşayamadığı şampiyonluğu Fenerbahçe'de yaşarsa Atletico Madrid'e posta koyar. Ben gelmiyorum. İster 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e imzamı, şeyimi, bon servisimi verin. isterseniz ne yaparsanız yapın ben gelmiyorum diyebilir. Kent demişken Senat Ok diyor ki kentin transferinin iptal olmasına kimse anlam veremiyor. Her şey tamamdığı maaş olarak bir kaybı olmayacaktı. Kentin inatlaşmaya çevirdiği düşünülüyor. Beni aldınız oynatmadınız şeklinde. İyi bir oyuncu kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Ben iyi bir oyuncu olduğunu falan düşünmüyorum. Çünkü iyi bir oyuncu karakterinde de belli eder kendini. <laughs> Karaktere bozuk oyuncu istediği kadar iyi oyuncu olsun. Her zaman sıkıntılıdır. Kentin karakteri bozuk. Şerefi, haysiyeti, onuru bozuk. Meziyeti bozuk. Yani şeref, haysiyet, onur adam önemsemiyor. Ya arkadaş senin için kimlerle anlaşılmış? Ya düşünsene bak Lazio ile anlaşılmış. Şampiyonlar liginde oynayan takımla bunun ötesi yok. Bak Dinamo Zagreb istemiş. Tamam verelim. Kendisi tamam demiş. Yok diyor. Arap kulübü müki, müthiş bir maaş veriyor. 4 yılına 20 milyon euro maaş veriyor. Eline geçecek para 20 milyon euro. Yok diyor. Öbürü istiyor, yok. Beriki istiyor, yok diyor. Atlı sıra şark kurnazlığı peşine. Bu bozuk karakterden. Yani anlatabiliyor muyum? Ben bu kadar söyleyeyim. Ee, yani bunlara dikkat edin. Ama kent, ben kent konusunda Fenerbahçe'nin bir şeyler yapacağı görüşündeyim arkadaşlar. Orada ısrarla söyleyeyim. Senadok Fenerbahçe'de tüm oyuncuların maaşı günü günü ödeniyor. Kent olayından sonra bir kez daha sordum. Kent dahil hiçbir oyuncunun alacağı yoktur denildi. Başkan bu konuda çok hassas diyor. Arkadaşlar oyunculardan e, borcu yoktur kağıdını almadığın müddetçe zaten alamazsın oyuncuyu. Sadece kiralık olarak alabilirsin. Borcu yoktur almadığın müddetçe sadece kiralık olarak alırsın. Yani Fenerbahçe takımının eğer bütün yani bir tane bile futbolcuna borcu olsaydı alacağı futbolcu sadece kiralık alabilirdi ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Lincoln gitti zaten diyor Senato. Koca tutmak istiyordu ama göndermek isteyen asıl oyuncular gitmedi. Yok böyle bir şey yok. Lincoln'e karar bırakıldı. Dediler ki gitmek istiyorsan git. Kalmak istiyorsan kal. Ama gidersene kiralık seni gönderelim. Git hazır ol. Fenerbahçe'ye hazır dön denildi. Lincoln de kabul etti. Türkiye için de gitmek istemedi. İstediği kadar eşi şöyle dedi. Kaynatası böyle dedi. Görümcesi böyle dedi. Beni umurs, ben bunları umursamam yani. Ben futbolcunun iki cümlesine üç cümlesine hareket etmem. Bu cahillik de. Bak siz de böyle yapmayın. Hocam futbolcunun eşi dedi ki biz gidiyoruz dedi. Lan futbolcunun eşinin neyine güveniyorsun sen ya? Eşinin lafına hareket ediyorsun. De, Laz Diyan'ın bir lafı var. Şimdi bana hatırlattırmayın Kurtlar Vadisi'nde. Eşi böyle dedi. İyi gitin o zaman eşinin dediğini şey yapın o zaman. Ya bırakın Allah'ını severseniz ya. O kadar e, tuhaf tartışmaların içine giriyoruz ki. Bak Zayt kent teklifleri kabul etmeyince diyor Senatok. Zayt'a teklif gelmedi ki resmi. Kiralık olarak sadece Başakşehir teklifi oldu. Hatta Berkay Özcan'ı alalım. Seni gönderelim dedik. Bon servisiyle istedi. E, Başakşehir. Bon servisiyle bize verin. Artı Berkay Özcan için de 1.5 milyon euro verin dedi. Biz kabul ettik. Zayt kabul etmedi. Sadece bunu kabul etmedi. Bir an ne vurdur. Kontenjanın boşalması gerekiyordu. Crespo'da Kent ve Zayt gitseydi belki kalabilirdi diyor. Esas göndermek istenen Kent ve Zayt'tı diyor. O zaman Kent ve Zayt konusunda Fenerbahçe yönetimi kendi başına bunu çözmedi. Çünkü Kent'i getiren Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'dan önce Zayt'sı da uzatan yine Fenerbahçe yönetimi. Gerçi İsmail Kartal'ın da etkisi var. Şimdi tek günahkar da onun yönetimi ilan etmeyelim. Şimdi Senatok Cengiz Ünder 15 milyon euro bon servisi çıkardı. Samsun Spor 1, Kayseri Spor 2, İstanbul Spor 3, Ankara Gücü ve Antalya Spor maçına doğrudan 15 puan kazandırdı demiş. Ben bir şey söyleyeyim 15 puan kazandırdı diye 15 milyon euro etmez onu belirteyim. Yani 15 milyon euro kazanmadı. Ee, kazanma şu an 15 milyon euro kazandırmadı bak. Bu yanılgıdan çıkın. Sadece şunu söyleyeyim. 15 milyon euro 4 taksitle ödenecek diyebiliyorum. 3.75 3.75 3.75 3.75 diye. Şu an 3.75'i çıkardı attığı gollerle. Okey. Ama daha fazlasını da yapması lazım. Emre Mor ve Umut Nayır oynamak istedikleri için gitmek istediler diyor. Artık bunu süreç olarak herkes biliyor arkadaşlar. Ya ben şunu söyleyeyim. Şu dakikadan sonra Fenerbahçe'ye hani futbolcu beklemek biraz hata olur. Çok ciddi hata olur futbolcu beklemek. İkincisi hani yabancı santrafor arkadaşlar yani saldan ha şu bu yazıyorsunuz ediyorsunuz tamam kabul eyvallah başım gözüm üstünde ben yorumlayayım lafım yok ama ya eldekileri gönderemediğin için eldekileri gönderdiğin iddiaları varken saldan hayır nasıl alacaksın yani yabancı orta saha gelme ihtimali neredeyse yok diyorlar. Yok. Yerli orta saha düşüncesi var. O da Berkay Özcan. Hani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yani Zayt'sın Türk şubesi. Ama bu gönülden Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kentin kazığı Fenerbahçe'ye çok ağır bir yara açtı. Onu da söyleyeyim. Ve gelelim Fred müjdesine. <laughs> Fenerbahçe'mizin Orta saha Fred. Tam adı Frederico Rodrigo de Paulo Santos arkadaşlar. Fred Santos diye geçiyor. Fred normal şartlarda tendon kopuğundan, şey, endom yırtığından dolayı 18 Mart 2024'te sahalara dönüşü, daha doğrusu idmanlara dönüşü beklenen bir oyuncuydu. <laughs> Fakat sevgili Sercan Hamzoğlu da belirtti. Bir Özel bir e, tedavi yöntemi denendi. Bu denenen tedavi yöntemi e, oyuncuda iyi bir etkiye sahip oldu mu olmadı mı şu an için belli değil. Arkadaşlar normal şartlarda baya baya geç dönecekti Fred. Ancak özel uygulanan bu yöntem sonrasında bu hafta içinde benim bilgilerime göre Çarşamba günü arkadaşlar yani iki gün sonra Çarşamba günü MR çekilecek. O MR'da hani tedaviye olumlu yanıt verdi mi, vermedi mi, devam ediyor mu, etmiyor mu, ne kadar süresi var belli olacak. Yani bu çarşamba. Bak yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu çarşamba. Ne zaman? 7 Şubat çarşamba günü. 7 Şubat çarşamba günü MR sonucuna göre hani sabah çekilecek MR öğleye zaten sonucu çıkar. Çıkacak sonuca göre perşembe günü idmana başlayabilir. Yanlış duymadınız Perşembe günü idmana başlayabilir 8 Şubat'ta idmana başlayabilir Ancak Fenerbahçe e, teknik Teknikiyetini ben biliyorum 8 Şubat'ta idmana başlatmazlar salon çalışması yaparlar 8 9 10 11'inde 11'inde maç var zaten 12'sinde sahaya indirirler koşu çalışmaları cart curt falan filan diye Muhtemelen 18'inde maç olacaktır 18'indeki maça yetiştirmeye çalışırlar Hiçbir sıkıntı çıkmazsa Hocam peki sana şunu söyleyelim. En iyi ihtimal en kötü ihtimal. Bize bundan bahset. Bunu sorarsınız. Öyle değil mi? Bunu soran kişiler zaten kanala abone olurlar. Hocam ben vallahi bunu soracaktım. Abone değilim diyorsanız kanala abone olun. Bak içinizdekini bildiysem. En iyi ihtimal bu. 8'inde sağ çalışmalarına başlayabilir. En kötü ihtimali söyleyeyim size. Tedavi olumlu yanıt vermezse yine de süre kısalacak. Yani 14 18 Mart bekleniyor ama ee, tedavi süreci yine de kısalmış olacak. Yani 7 Mart daha falan kısalmış olacak. Sahalara inişi. Maç yapar duruma gelmesi zaten yine 16-17 Mart'ı falan bulur. Eğer en kötü ihtimal 16-17 Mart en iyi ihtimal çarşamba günü temiz çıkar. idmanlara başlar. Artık pazar günkü maçta yedek soyundurup bir sonraki maçta oynatır mı? Onu bilemem. Ama arada bir aylık bir fark var. Yani bu farkında bir an önce kapanması gerek. Ha Fenerbahçe temkinli yaklaşır diye düşünüyorum. İyileşse bile temkinli yaklaşır diye düşünüyorum. Ama böyle bir müjde var. Ben bunu birkaç gün önce üyelerime söyledim. Sosyal medyaya da bu şekilde düşmesi sevindirdi beni. Demek ki duyumum doğruymuş ki sosyal medyaya düştü diyorum. Ha Fred önemli bir isim. Hocam ya camdan gibi ya bu da sürekli sakatlanıyor. Demeyin arkadaşlar. Ya sana karşı takımların oynadığı oyunlar, rakibe karşı oynadığı bir değil. Yani sana karşı herkes aklıyla, hırsıyla, nefsiyle aman paramı helal kazanayım diye oynarken başka takımlara karşı futbolcular kalbiyle aklı karışıyormuş, öyle oynuyormuş. Şimdi kalbiyle aklı karışan oyuncu faul de yapmaz, sakatlayıcı hamle de yapmaz. Ama bu kalbiyle aklı karışan oyuncu Allah gönlündekinin daha beterini versin arkadaşımıza. İki maçta da Fred'i sakatlamaya yönelik hareket. Belki de iki maçta da Fred bu arkadaş yüzünden sakatlandı. Bilemem. Allah gönlü muradını versin. Bu saatten sonra da hiçbir Allah'ın kulu malum arkadaşlardan hiçbirini kiralamaz. Ve o takımın oyuncularından hiçbirini kiralamaz. Çünkü yiyeceği kamuoyu baskısını, mahalle baskısını bilir. Bir taraftan da iyi oldu bu. Yani süreç bu şekilde arkadaşlar. Durum bu şekilde. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin başarıdan başarıya koşması için taraftarı da yapması gereken bir şey var. Birlik olmak. Sosyal medyada hala ve hala inanılmaz saçmalık görüyorum. İnanılmaz saçmalık görüyorum arkadaşlar sosyal medyada. Bir de bir saçmalık daha gördüm sosyal medyada. Christian Eriksen ismini gördüm. Nasıl Christian Eriksen ismini gördüm? Fenerbahçe'ye yazmış arkadaşım biri. Christian Eriksen'in merkez orta saha oyuncusu 31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu. Ya 15 maça çıkmış, bir gol, bir asisti var. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkmış bir asist. E, yani takımının oynayan oyuncusu 19 maç, 1 gol, 2 asist yapmış. 1053 dakika. Ha, kısır bir oyuncu diyebilir misin? Dersin. Ama yani ben ihtimal vermiyorum fakat sosyal medyada bir birkaç arkadaş çok ciddi duyum vermişler. Bilmiyorum ne kadar doğru duyum vermişler bilemem. Ama ee, durum bu. Süreçte bu arkadaşlar. Ben bu kadar söyleyeyim size. Bu kadar anlatayım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Fakat şunu söyleyeyim. Ben hala söyleyeyim. Ben Eriksen duyumuna kesinlikle inanmam. Katiyen inanmam. Böyle bir şeyin olacağına yüzde bir bile ihtimal vermem. Ha dersen alırım. Sekiz numarada oynatırım. Şu bu falan filan. Geçin. Ama hocam Manchester United'ta zaten sıkıntılı. Manchester bize hemen verir falan filan. Manchester United'da piyasa değeri 100 milyon eurolu futbolcu olsa geçin abi ya. Öyle bir kulüp ki. Neyse, ben e, kendi adıma şunu söyleyeyim ben ya, durum bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.